tanışmış olduğu beyefendiyle kız kardeşi Yurdagül Hanım da telefon attığında. Çünkü Dürdane Hanım biraz önce söyledi ki aileme gidemezdim, sahip çıkmazlar, kimsem yok dedi. Şimdi kardeşi Yurdagül telefon attığında. Yurdagül Hanım merhaba. Kolay gelsin Esra Hanım, merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Kız kardeşinizi biraz önce gördünüz, izlediniz. Evet, daha yeni izleme fırsatım oldu. Öncelikle ben sadece sizinle muhatap olmak istiyorum. Ekrandaki şahısla hiçbir şekilde konuşmak, muhatap olmak istemiyorum. Tamam, siz oraya konuşmayın. Araya gelmesin lütfen. Oraya çıkıp bağırıp çağıraraktan kendini haklı duruma düşürmesin. Sonuçta o da bir baba, kızını görmek için çıkmış olabilir. Onu herhangi bir şekilde bir lafım yok. Bu olayın bizzat ben içinde olduğum için bildiklerimi konuşmak için aradım sizi. Tabii. Dün kız kardeş de bağlanmıştı. Kız kardeş de keşke bütün bildiklerini aktarsaydı, sadece tek taraflı konuşmasaydı. Şimdi başta dedim tamam, ablamın yaptığı kesinlikle yanlış, onaylamıyorum. Ailem ama bana sahip çıkmadı, arkamda olan bir ailem yoktu. Ben yıllarca sıkıntı çektim, sahipsizdim dedi. Bu iddiası doğru mu? Evet, doğru. Şimdi neye çıktın siz o zaman? Bir dakika. Ben ona elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Ki 8-10 yıldır ben onun neler yaşadığını biliyorum. Ondan öncesiyle ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. 8 yıldır bana sadece 2 kere 3 kere gelmiştir. Oradaki şahıs benim evime sadece 1 kere gelmiştir. Ben ailemden nefret ediyorum, kardeşlerimden nefret ediyorum diyen kendisidir. Dün de yayında şöyle bir konuşması olmuştu. En son işte kardeşine gitti, 13 gün kaldı, kavgamız oradan başladı diye. Kesinlikle yalan. Hiçbir söylediği doğru değil. Benim yanımda sadece 5 gün kaldı. O da benim beni görmeye gelmek için. Biz görüşelim. Normalde yakınız ama işlerden dolayı ben gidemiyorum. Kendisi de gelemiyordu. Kaç kere benim yanıma getirmiş? Kız kardeşiniz geldi şu anda. Senin kardeşin gibiyim dedi, ben mi yollamadım? İsmail Bey, siz susarsanız beşli konuşma olmasın, canlı bağlantı. Şu an Dürdane yayında sizi duyuyor, onunla konuşabilirsiniz. Evet, ben ablamla zaten konuşuyorum. Dün de dedi ki ablası ortadan kaybolduğunda kardeşleri çok rahatsız, ailesi çok rahatsız. Kesinlikle yalan. O ortadan kaybolduğunda benim aklıma ne geldi biliyor musunuz Esra Hanım? Ne geldi? Kesin dedim başına bir şey geldi. Çünkü bana demişti işte ben sürekli hani bayılıyorum. Beni komşularım işte ayırtmaya çalışıyor. Ben de dedim herhalde dedim hastaneye zaten sürekli hastaneye tek başına gidiyordu. Kesinlikle bir kere bile çocuğuyla birlikte hastaneye gitmemiştir. Yeri geldi benim eşimle birlikte gittiler hastaneye. Dedim herhalde dedim yolda bayıldı. Peki şunu merak ediyorum. Aslında siz çok önemli bir cümle kuruyorsunuz. Kız kardeşiniz ortadan kaybolunca dediniz ki kesin eniştem ona zarar verdi. Hemen gidip bir kayıp başvurusu yaptınız mı kardeşinizle ilgili? Yapamazlar. Ya konuşmasın, araya girmesin, sesini duymak istemiyorum. Yapamazlar çünkü hayır, öyle biri değilim. Yapamazlar öyle biri değilim. Hayır, yapabilirler, şüpheleniyorlarsa ama yapabilirler. Hayatım boyunca bir kere hani kızı var desin can güvenliğinden endişe bana duyuyorum desin. Derler en azından. Ha. Desin ki el kaldırdı bana desin. Ama dürüst Allah'a bilerek desin. Şimdi kaldırdı, yapmadı, hakaret kalmadı. Maaşını aldırdı, maaşı gitmeden eve gelmezdi Esra Hanım. Sen de mi benim evde yaşıyordun? Eve bakmayan sorumsuz bir sen koca de mi olduğu için merak ediyorum ben kız kardeşiniz Satula kaçtı. Siz aslında kaçmasında ya da böyle davranmasında bizim de payımız mı var diyorsunuz? Bizim de payımız var şöyle bir şey. Yeteri kadar yanında olamadık. Bugüne kadar çektiklerini göremedik. Ben zaten o her kavga ettiklerinde onlar. Her tartıştıklarında beni arardı. Ağlayarak da sürekli. Yani bir gün iyiyseler, 10 gün, 20 gün kötülerdi. Benim ona dediğim tek şey şu, inkar etmiyorum. Anlaşamıyorsan boşan. Ben senin her zaman arkandayım. Peki ben hemen Dürdane'ye de sormak istiyorum. Dürdane, hiç boşanma noktasına geldiniz mi eşin İsmail'le? Evet, söyledim, kabul etmedi. Ne zaman söyledi? Onu da söylesin, söylediği tarihi söylesin. Esra Hanım. Dinliyorum. 1,5 ay önce. Bir buçuk ay daha öncesinden de var. Sen şimdi çok uzun bir süreden Hanım, bahsediyorsun. Bir buçuk ay önce değil Esra Hanım. Kardeşine gittiğinde 12 gün kaldığında. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Esra Hanım sussun, bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Esra Hanım annemin yanında beni dövdü. Annemin yanında beni dövdü Esra Hanım. Ben senin anneni tabii ki döveceğim. Ne demek döveceksin? Aslında elimi tersine i̇şte, bir çarparım. İşte o yakaladığım günden bahsediyor. Düğünden bahsediyor. Hayatım.
öyle döve, ne yaptı, döverek terbiye etti. Hayır Esra Hanım, her affettiğinde gene kaçmış. Ben, boşanacaksınız şimdi, birazcık duracaksınız. Diyeceksin ki bu evliden bize bir şey olur mu? Esra Hanım. Bana ben onu Esra Hanım, yengemle ikisini yakaladığımda vurdum. Esra Hanım. Bir şamar attım, çektim. Kızımı da aldım, hayır, gittim. Hayır, hayır, o zaman değil. Neyi terbiye ettiğini sanıyorsun? Esra Hanım, neyi o zaman değil. Terbiye ama Esra Hanım, neyi düzelttiğini sanıyorsun? Abla, vurdun, neyi düzelttin? Hiçbir şey düzeltmedim. Ne oldu? Ama yani ama ne? Siz ilk oturduğunuzda size bir soru sordum. Affettiğiniz için kendinizi mi suçluyorsunuz? Kendimi suçluyorum tabii. Yoksa ki. Kendimi suçluyorum tabii. Heh? Keşke ilk yakaladığında bıraksaydım. Bugüne 10 yılımı hiba etmemiş olurdum bu kadın yüzünden. Bir de yalan söylüyor. Allah'a şahit tutuyor. Ya diyorum bak, ben kanıttan konuşuyorum. Kardeşinin düğününde yakaladım diyorum. Bu 2005 15-2014. Hani bir 3 senelik mazimiz var diyor ya. Şu anda o olaydan üstüne tam 6-7 yıl geçti. Niye yalan söylüyor? Desin ki ben Esra bunu yaptım. Annemin yanında Gebze'de evde bana saldırdı. Beni dövdü. Evdeki genel tartışmaların sebebi neydi? Hep bu kahve yüzünden, içki yüzünden. Annen yanında ben mi kahveye gidiyorum köyde? Kumar yüzünden. Köyde annen yanında mı? Annen senin buraya gelmedi. Ben köyde sana saldırmışım. Köyde değil. La senin annen kaç kere benim yanına geldi? Kardeşimin yanına gittim. Çok sen de bu kardeşinin aramıza ne zaman girdi? Boşanmaya gittik biz. O seni çağırdı, o seni çağırdı. Bundan o adam sana... Bir buçuk ay önce boşanmak istemenizin, boşanma sizin kararı aile almanızın... Gibi mi? Sizin aile gibi sen mi? Kurban ol. Bir dakika, Dürdane, bir buçuk ay önce boşanma çok kararı konuşma. almanın sebebi kaçtığın Satul'un eşinin vefat etmesi mi? Evet. Bir dakika. Hayır, haberim bile yoktu Esra Hanım. Daha önce de oldu. Kaç kere dedim. Seni öldürürüm, hep öldürürüm. Korkma, yapamadım. Peki, bir şey. Satul Bey'in eşi vefat etmeseydi evet, evden kaçar istedim. Mıydınız? Yine kaçardım Esra Hanım, başka yere. Hiç inanmıyorum. Peki, Satul Bey'in eşinin vefat etmesi, trafik kazasında vefat etmiş, nur içinde yatsın. 3 yıl boyunca ilişkin var dediniz. Evet. Bir tarafta o kadının da mağdur edildiğini düşünüyor musunuz? Esra Hanım, konuşmadık öyle. Merhaba, nasılsın? Öyle hiçbir şey konuşmadık Esra Hanım. Canımlar, aşkımlar. Bak, ilişkilerdeki bir saniye. İlişkilerdeki en büyük problem, karı kocalar neden şikayet ediyor? Benimle sohbet etmiyorsun. Benle ilgilenmiyorsun. Bana vakit ayırmıyorsun. Şimdi ben de şunu merak ediyorum. Sen evde konuşmuyorsun. Bir dakika. Siz evde konuşmuyorsunuz, sohbet etmiyorsunuz ama tanımadığınız yabancı biriyle böyle sakin sakin, uysal sohbet ediyorsunuz. Beyefendi eşiyle, rahmetliyle bilemem ilişkilerini... Onunla sohbet etmiyor ama tüm enerjisini, o sevgi dolu tavrını size gösteriyor. Siz karşılıklı o sevgi dolu tavrı birbirinize gösterdiğiniz için aranızda bir ilişki var. Ama evin içerisinden o iletişimi aldığınızda zaten ilişki diye bir şey kalmıyor. Kalmıyor zaten. Yani bu adam da 3 yıl boyunca kendi karısına ihanet etti mi, etmedi mi? Etmedi Esra Hanım. Etmedi. Siz bu 3 yıl boyunca evliliğinize ihanet ettiniz mi, etmediniz mi? Esra Hanım, bu adam baştan beri öyleydi. Ben çocuklar büyüsün diye bekledim Esra Hanım. Ya çocukları büyüttün, kızı niye büyütmedin o zaman? Ben daha da... Madem büyüdü bekledin, kızı niye beklemedin? Ben gayet güzel büyüdüm. Olacaktı o. Buyurun. Mahkeme ne veriyorsun Esra Hanım? Azıcık susun. Bak, o çocuk 2 yaşındaydı Esra Hanım. 8 senedir sırtımda... Hastaneye getireyim. Kaç kere gelmiş hastaneye? Ben ondan buradan borç alıp gideceğim hastaneye. Götüreceğim. Kaç kere gelmiş? Götüreceğim. Ben çalışayım, sen götüreceksin. Bu kadar, iki kere, üç kere sen götüreceksin. Bu kadar rahatsızlığı olan bir çocuğu Dürdane Hanım annesi olarak güven ortamından yaşadığı abilerinin yanından, güven ortamından, doktorundan niye uzaklaştırdınız? Dönüyor dolaşıyor kendi duygusal... Bakın lütfen ben sizi dinledim. Bir kadının televizyona çıkıp ben acizim değil, ben bu ilişkiyi bitirmek için X bir kişiye ihtiyacım vardı demesinden utanıyorum ben. Hiç rahatsızlık duymayın. Gayet eşinize karşı kendinizi savunma cesaretini gösterebiliyorsunuz. Ve biplenen her yerde de hakaret edebiliyorsunuz. Size şunu söylüyorum. Sizin
bu ülkede askerlik görevini ifa edecek, dağ gibi annesinin arkasında duracak iki tane evladınız var. Devletiniz var. İlle kahramana mı ihtiyacınız var ya? X şehirde bilmediğiniz bir yere kendi çocukları olan bir adamın evine 11-12 yaşındaki çocuğu nasıl götürüyorsunuz? Niye güveniyorsunuz? Devlete güvenmiyorsun. Oğluna güvenmiyorsun. Kız kardeşine güvenmiyorsun. Tehdit var, hakaret var. Yapmayın bunu kendinize. Kendinizi bu kadar aciz konuma düşürmeyin. Gerekeni yapın. Ama maalesef ki aynı yerde kalıyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Bizim her şeyimiz yargıda. Ha? Cevap vermek istemiyorum. Ben artık kızımı istiyorum. Başka kızınızı bir şey istemiyorum. Kızımı versin, o gün onu boşarım zaten. Ben 10 yıl katlandım. Bir daha katlanmaya hiç niyetim yok. Çocuk 11 yaşında. O tabii ki mahkemenin kararı olacak da. Yani eğer anlaşmalı boşanmak isterseniz, ortak noktada uzlaşırsanız ben bu konuda size destek olurum. Teklifim de açıktır. Siz de düşünün, taşının, karar verin. Ben kızımdan başka bir şey istemiyorum. Ben yani kızımın velayetini versin. Emine'nin, eltinizin hayatını düşünün. Yani o hayatını nasıl mahvetti? Sizin ilişkinizin o görüntülü konuşmanın ortaya çıkmasıyla benim... Emine zaten kendi yazışmalarını sosyal medyaya, o korkuyla evet, benim de ortaya çıkar diye korkuyla sosyal medyaya koyuyor, zaten ondan sonra yuvası yıkılıyor. Özkan yanınızda, benim adıma da aktaracakları var size. Dinleyin, kararı da siz verin. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sizi de uğurluyorum, buyurun.